Bize destek veren, katılan tüm kurum kuruluş, siyasi partilere de teşekkür ediyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse böylesi bir günde yine adliye kapılarında olmak bizleri çok derinden üzüyor, endişelendiriyor. Yine gazeteci arkadaşlarımız yargılanıyor ve yine biz onların duruşmasını takip etmek zorunda kalıyoruz. Bugün Abdurrahman Gök ve Mehmet Şah Oruç burada yargılanacaklar. Abdurrahman Gök'ün duruşması başladı diyor arkadaşlar. Mehmet Şah Oruç'un da Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşması. Bildiğiniz üzere iki arkadaşımızın iddianamesini ne göz attığımızda görüyoruz ki gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılanıyorlar. Tamamen yaptıkları haberler, yazdıkları yazılar, söyledikleri, anlattıkları bunun için yargılanıyorlar. Yani bir bütün olarak söylemek gerekirse aslında yine burada gazetecilik yargılanıyor. Gazeteci arkadaşlarımızın işlediği bir suç olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Tüm kamuoyu da biliyor. Ama maalesef ki 4,5 ayı aşkın süredir özgürlüklerinden yoksun ve tutuklular, cezaevindeler, dört duvar arasındalar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz burada meslektaşları, basın meslek örgütleri, yine demokratik kurum ve kuruluşlar yine bunu haykırmak için burada toplandık. Biz bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır. Onların yeri cezaevi değil, dört duvar arası değil. Burada olmalılar, burada haber takip ediyor olmalılar, bürolarında olmalılar, bilgisayar başında olmalılar. Çünkü onlar gazeteci ve gazetecilik yapıyorlar. Biz de bundan sonrası için de söyleyelim, sadece onlar değil, bildiğiniz üzere derneğimizin eş başkanı Dicle Müftüoğlu da halen tutuklu. Birçok arkadaşımız cezaevinde ve yine dediğimiz gibi gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılanıyorlar. Biz tüm arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz. Öncelikle de bugün yargılanan arkadaşlarımız Abdurrahman Gök ve Mehmet Şah Oruç'un bir an önce tahliye edilmesini bekliyoruz. Bugünkü duruşmadan da beklentimiz budur. Gazetecilik susmayacak, gazeteciler susmayacak, gazeteciler her zaman yazacak. Bu pişteki pişkiriya rojname gerin ku di çapemeniye azadlı kedeke mezin dedi. Em hemu düzanim ku iro çapemeniye azad aynı kacıva ki çapemeniye azad iro rastiye derdi ku ortaya ujiber ku Abdurrahman Gök rastiye katılkırına Kemal Kurkut derket derhis ortaya iro avaye ki zaneyi de hedef kirtin em hemu kes veya de zanin u iro heger rojnameger li Türkiye Bakure Kürdistan'ı te darizandın evcite ve vateyi ku hukuk te istismar kirin em her tüm vi tişvidi bejin em de bejin rojnamegeri ne sucu rojnameger de veyot qaden azat pişeya fabıkı jiber vi havici bedengi em bejin lidiji bin çavkirin girtin u işkence yerli dijî çapemeniye azad jî nayê qebul kirin îro hem di qada navne teveyî de îro hem jî li Tirkiyeyê heger li dijî çapemeniye azad li dijî êrişên ser çapemeniye azan azad bedeng bêhiştin ew ê dor wer wan jî veya bira tu carî ji bîr nekin em dibêjin rojnamegerî nikare bêdarizandin a ku li vir tê kirin sûcekî mezine ger rojnamegerî bêdarizandin li welatekî li wî welatî em dikarin behsa di heman demê de jî istismar û binpoykirina hiqûqê jî bike îro li Tirkiyeyê hem hiquqa navxweyî tê binpêkirin di heman demê de jî hiquqa navnetewê jî tê binpêkirin îro darizandina rojnamegeran ne li gor peymanên hiquqa navnetewêyî jî û ne li gor hiquqa navxweyî jî. Biz sık sık buradayız. Bundan kısa bir süre önce yine buradaydık ve o zaman az önce burada konuşmuş olan Serdar Altan şu binanın içindeydi. Bugün burada. Bu neyi gösteriyor? Basın özgürlüğü zaten Türkiye'de ayaklar altında ama asla sonuna kadar bastırılamaz. Bundan bir ay önce içeride olan Serdar Altan burada bugün bizle beraber konuşur durumda. Yarın öbür günde mutlaka Abdurrahman Gök burada olacak ve konuşacak. Yalnız bu ne garip durumdur ki içeride yargılanan bir gazeteci ve silahlı
güvenlik güçlerinden, polis araçlarından, tepede uçan helikopterlerden, zırhlı araçlardan geçilmiyor. Ne oluyor? Bir gazeteci yargılanıyor. Nedir bu tedbir? Bu neyin nesidir? Sonra da dün Avrupa Birliği'nin Türkiye yıllık raporu çıkıp Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlaması Türkiye'nin hukuk durumu nedeniyle mümkün değildir deyince Dışişleri Bakanlığı çok sinirlenip bu yok hükmündedir diyor. Pekala Avrupa Birliği'nin raporu var hükmündedir. Diyarbakır'da şu manzarayı gördüğünüz zaman ve Avrupa Birliği de bu manzarayı gördüğü zaman Türkiye'de özgürlüklerin ne kadar kısıtlanmış, insanların ne kadar baskı altında olduğunun burada somut bir kanıtı var ve Türkiye bu haliyle Avrupa Birliği yolunda bir adım atmaya müsait değil. Kürt basını üzerine de inanılmaz baskılar var. O nedenle sık sık zaten burada biz bulunuyoruz. Bunlar sona ermeden asla Türkiye'de demokrasi gelmeyecek. Asla Türkiye'nin dış dünyada da yolu açılmayacak. Ve fakat biz sabırlıyız. Gazetecilik susturulamaz. Özgürlükler sonsuza kadar engellenemez. Ve bunun en somut örneği az önce burada sesini duyduğumuz Serdar Altan'ın bizle birlikte bu açıklamayı yapıyor olmasıdır. Bu coğrafyada gazeteciliğin ne anlama geldiğini çok iyi bilenlerdeniz. Burada gazetecilik maalesef ölümdür, sürgündür, işkencedir, hapishanedir. Abdurrahman da şimdi o bedeli ödüyor cezaevinde, diğer arkadaşlarımızla birlikte. Burada, bu coğrafyada gazeteciler, Musa Anten'in çocukları, kardeşleri, evlatları hakikat mücadelesine hiç vazgeçmediler. Hakikati bizlere, bütün Türkiye'ye gösterdiler. Ve o hakikatler ki hepimizi şok etti ve hepimizi gerçekten de kendimize getirdi o hakikatler. Abdurrahman Gök ve arkadaşlarımız bunları yaptılar bugüne kadar. Sizler de yapmaya devam ediyorsunuz. Şunu ifade edeyim, güneş batçıkla sıvanmaz. Sizler olmasaydınız Roboski bu kadar çıplaklığıyla olmazdı. Kuşkonar Ağırlı bu kadar çıplaklıkla ortaya çıkmazdı. Ceylan Onkol olayı bu kadar çıplaklıkla ortaya çıkmazdı. Yine Uğur'un, 12 kurşunla öldürülen Uğur'un ölümü bu kadar çıplaklık önümüzde, gözlerimiz önünde olmazdı. Ben şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum, bütün gazetecilere. Bu bedel neyse hep beraber ödüyoruz, ödemeye devam edeceğiz. Ama bunun sonunda hepiniz bilin ki özgürlük, barış ve adalete kavuşacağız.